Mehmet Altuntaş, Altuntaş şarabın sahibi. Ordu'da kendileri. Evet. 2005 yılının ortasında Haziran, Temmuz gibi, evet, Temmuz. 6 adet Dakong makinesiyle üretime başladılar. Evet. Daha önce bildiğim kadarıyla kendilerinin Comet makineleri vardı. Comet makineleri sonrasında genellikle Comet'çi arkadaşlar, evet, bilgisayarlığa geçemezler ama evet, Mehmet Bey bunu başarmış bir, evet, arkadaşımız. Kendilerinden Dakong hakkında görüşlerini alacağız. Buyurun. Dakong'u biz 2005'in ortalarında, işte Temmuz ayında aldık işte. Ve gayet de memnunuz. İşte mekanikçi bir usta olduğum için Comet'lerde bunları da çok rahatlıkla çalıştırabiliyoruz. Herhangi bir şeyden de şikayetçi değiliz bugüne kadar. Çok rahatlıkla çalıştırdık işte. Ustamız var. Ustamız bizi bıraktı gittiği halde, biz 15 günden beri kendi başımıza anlamadığımız halde rahatlıkla da çalıştırabiliyoruz. Mithat Bey de sağ olsun yeni bir teknik elemanla bizi tekrar bir ustaya yönlendirdi. Devam ediyoruz. İşte mekanik olarak veya... Gerekirse bu tür durumlarda zaten, evet, yeni elemanınızı da biz, evet, öyle, bir hizmet olarak eğitiyoruz da. Sağ olsunlar, işte hizmette sınır yok yani Mithat Beylerde, Dakong firmasında. Öyle bir sınır yok yani. Mekaniklerde falan herhangi bir problem yaşamadık. Kartlarda olsun çok şükür bugüne kadar en ufak bir sıkıntımız olmadı. Yani çelikler olsun mükemmel yani. Mükemmel bir makina. Diyebileceğim yani çorapta en iyi markalardan bir tanesi diyebilirim yani makine olarak. Bir parça şeyi nasıl hani, harcaması? Parça harcaması Comet kadar yok yani. Comet'in onda biri kadar anca. Yani ben iyi bir elemanlarla çok düşük, çok yani sıfıra yakın yani. Tabii iğne gerekiyor. İğne yani platin işte havluda tam biraz dikkat etmek gerek. İğneyi iyi sardırsan herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yani, genellikle yani müşterilere diyoruz biz, makinenin üzerinde her makinede neredeyse baya bir yedek parça geliyor. Evet, evet. O size en az 2 sene 3 sene geçecek diyoruz, öyle mi? Evet, 2 sene rahatlıkla yetti yani. Mithat Bey de biliyor zaten, fazla bir iğne almışlığımızda yok yani çok aşırı bir şey. Doğru, doğru. Yani iğne, platini, un çinesi, evet, her şeyi söyleyin, testeresi, bıçağı, wartleri, birçok şey yani inanılmaz, jacks'i, selektörü, evet, evet, yani evet, o kadar her şeyini veriyor. Her şey geliyor, evet. Her şeyi yedek olarak almıştık zaten. Onlar da bize hala yetiyor ve bir kısım malzeme de duruyor yani. Duruyor değil mi? 2 sene bittiği halde. Biz de müşterilere hep şey diyoruz, mesela makine selektörü hiç harçamıyor. Selektör kırmıyor. Kırdı mı hiç selektör? Yok yok. Hiç selektör yok. Hiç yani, kırmadı. İki sene oldu. Hayır hiç. Jax bozulduğunu gördünüz mü? Yok hayır. Jax de değil, değil mi? Oraları hiç açmıyoruz. Oralarda hiçbir problemimiz yok. Bizim sadece iğne ve platin, başka hiçbir. O da normal zaten. O da normal zaten. Çorabın işte ipliğin kalitesine göre durum oluyor. Testereler nasıl kalitesiz olarak? Mesela hiç testere değiştirdiniz mi? Hayır, 2 sene oldu. Yok, testere değiştirmedik. Testeremiz 2 seneden beri aynı duruyor işte. Doğru. Daha yeni yani çıkarıp işte tekrar şeye göndereceğiz. Bilemeyiz. Evet, bilemeyiz. Bilemediniz yok, mi bu arada? Yok, yok. Ciddi misiniz? Evet, evet. İlginç. Bu arada hani istediğiniz her türlü çarabı yapabiliyor musunuz makinede? Evet, şu ana kadar hemen hemen her türlü müşterimizin ve kendi istediğimiz çarapları yaptık yani. Piyasaya da sunduk yani. Çok güzel. Biraz da hani bu bölgeyi anlatabilir misiniz? Ordu. Karadeniz'de biz işte Ordu'da ilk Karadeniz bölgesinde ilk çarapçılardanız ama bilgisayara yeni geçtiğimiz için iyi yani. Piyasada yok yani. Dakong'da yok. Samsun'da Lonatti ve Trabzon'da Lonatti var ama bunun kadar mal ürettiğini söylemiyorlar. Yani öyle diğer mi arkadaşlarım? Yani. Mesela kaç düzine alabiliyorsunuz günde? Biz makine başına? 22 düzine, 20 düzineyi düşürmüyoruz.
Erkek çorabı. Evet, evet. Erkek çorabı. O zaman bayan da evet. Daha fazla olur. Evet, evet. Bayan çocuk. Bayan da 25, işte çocukları 27. 27 evet, düzine. 27 düzine. Evet. Çok güzel. Yani evet. Genellikle biz müşteriler diyoruz 18 düzine alırsınız diye. Evet. Yani biz doğru. 16-17 düzine aşağı yukarı 16 düzine havlu alıyoruz. Havlu alıyoruz. Evet, 16 düzine alıyoruz. Erkek havlu. Evet, erkek. Gayet güzel. Yani iyi yani. Devri 280'de çalıştırıyoruz. Çok rahat. Onun dışında hani 6 tane makineyle kalmayacaksınız herhalde. Evet. Daha da ileride büyümenizi bekliyoruz. Biraz piyasalar açılsın inşallah. İnşallah piyasalar açılır. Bir teşvik olayımız var. Eğer o gerçekleştirirse biraz daha ilave edeceğiz yani. İnşallah. Yani, İnşallah çıkar o teşvimiz. İnşallah. Teşvimiz çıktığı zaman bir 6-7 tane daha takviye yapacağız. Güzel. Yani Dacong bugüne kadar hani bakıyoruz biz müşterilerimizi izliyoruz. Hani Lonati'den dönüş yapan Dacong'a çok insan var ama bugüne kadar Dacong'dan Lonati'ye dönen görmedik. Neden dersiniz? Vallahi memnuniyetten işte biz 2 sene önce, 1 yıl önce pardon yemekte buluştuk. Ramazan Usta vardır orada. Hı hı. Ramazan Usta dedi, senin çelikleri de benim de Komet Ustam'dır kendisi. Çelikleri seni de öldürür, beni de öldürür. Yani o kadar kuvvetli, bir daha ben Lonat'ta almam, Dacong'dan da şaşmam demişti yani. Ve sonra da duydum kendisi bir 20 tane daha 22 aldı. Tane daha geçen ay içinde geldi. Evet doğru. Geldi yani, duydum yani. Ve demek ki onlar memnun olduğuna göre biz haydi haydi memnun oluruz yani. Ve bu yolda da devam ederiz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Şeyin. Sağ olun. Siz de sağ olun. Hayırlı günler diliyorum.